Selamlar herkese yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda bir geliştirici olarak veya bir proje geliştirmek isteyen biri veya bir püçte aktif biri olarak en önemli gereksinimlerinizden biri olan MetaMask'ı nasıl kuracağınızı ve bir geliştiriciyseniz test tokenları nasıl alacağınızı beraber adım adım yapacağız. Ve püç cüzdanı gerekli neden? Çünkü blok zincir üstündeki her işlem için cüzdanımıza onay vermemiz lazım. Cüzdan aslında bizim herhangi bir püç üzerinde her bir uygulamada bir para bir harcayacaksak, bir para alacaksak, bir para takas edecekse kullandığımız kaynaklardan, en önemli kaynaklardan biri. Tabii ki proje geliştiriyorsak da burada işte gaz ücretleri optimizasyonu veya projenin testleri için yine gaz ücretleri gelecek veya projeyi dağıtmak için veya projeyi çalıştırmak için gaz ücretleri gelecek. Tabi burada gerçek bir ücret ödememiz gerekmiyor test sürecinde. Onun için de test tokenları alacağız. Bunun için de musluklar var. Ama öncelikle gelin cüzdanı beraber kuralım. En çok kullanılan cüzdanların başında Metamask geliyor. Web3 başında. Biz de bugün Metamask kuracağız. Oldukça kolay. Buradan Metamask edinin diyorsunuz. Daha sonra işte Chrome için var, iOS için var, Android için var. Yani telefon da indirebiliyorsunuz. Metamask'ı yükle diyorsunuz. Chrome'a ekle diyorsunuz. Uzantı ekle dediğinizde otomatik olarak ekleniyor. Eklendikten sonra buradan basarak cüzdanınızı kurabiliyorsunuz. Şimdi buradan ben de kabul ediyorum dedim. Mevcut bir cüzdanınız varsa eğer 12 kelimenizi, keyboardlerinizi biliyorsanız girebilirsiniz. Yoksa yeni bir cüzdan oluştur diyorsunuz kabul ediyorum diyorsunuz bir şifre belirliyorsunuz şimdi şifremi girdim Kuruyorum. Cüzdanımızı korumak için bize bir 12 kelime veriyor. Bunları mutlaka mı, ama mutlaka bir yere not edin. Bilgisayarınıza kaydetmenizi tavsiye etmem çünkü olası bir bilgisayarınıza saldırıda, virüs saldırısında yanlış bir linke tıklarsınız bu kelimelere ulaşabilirler. Siz eğer burada aktif birisiniz bu cüzdanınızda belki paranızı tutacaksınız. Bu paranızı kaybetmek riskine karşı bu 12 kelimeyi kağıda yazın bir yerde saklayın veya farklı bir şekilde en güvenli şekilde saklamaya çalışın. Çünkü bu 12 kelimeye sahip kişi cüzdanınıza ulaşabilir. Onun için de siz de bu 12 kelimeyi saklayın. Bu 12 kelimeyi siz bilmiyorsanız siz de cüzdanınıza ulaşamazsınız. Şifreniz yeterli olmaz. Şimdi sonrakiye tıklıyoruz. Burada onaylamamız için kelimeleri yazmamız gerekiyor. Yazıyorum. Şimdi onaylay'a basıyorum ve artık cüzdanım var benim. Ve burada bile görüyorsunuz şu an cüzdan adresim var. Bu public herkesin görebileceği. Buraya bir gönderim yapıldığında blok zincir üstünde bu artık benim cüzdanıma geliyor bu adrese gönderilen her şey. Ağları görüyorsunuz hep bahsettiğimiz Ethereum var. Arbitrum One'ı mesela hemen ekleyelim. Anında ekledik. İşte burada test ağları var biliyorsunuz işte. Burada test ağlarını göster diyoruz. Özellikle Sepolia ağlardan biri test tarafı. Bunu ekliyoruz. Şu an hiçbirinin üstünde para yok ama biz gönderim yaptığımızda anında cüzdanımıza yansıyacak. Şimdi musluklara bakalım. Arbitrum üstünde bir toplum musluk var geliştirici olarak kullanabileceğiniz işte burada quick note var yani bunu kullanabilirsiniz hepsinin burada ne gerektirdiği yazıyor işte mainnet'te para şimdi şu an biz mainnet'te para atmadığımız için buradan gelmez peskini girmen lazım mainnet balance diyor et global account u. işte beware labs bir şey istemiyor diyor mesela işte buraya girip deneyebiliriz muhtemelen bir şey ister ama hem bu da şu an bakımdaymış ama birçok var yani işte biri GitHub istiyor zaten bir geliştirirseniz GitHub'ınız var. Triangle kepçe istiyor. Birçok yöntem var mı almak için. Ben şu an şimdi hesapları bağlamadığım için size gösteremiyorum ama önemli olan web 3 cüzdanınızı kurmak. Daha sonra zaten anında musluklardan geliyor. Arbitrum Sepoli için bu. Direkt Sepoli testine token için bunları kullanabiliyorsunuz işte. Bu da mesela Gitcoin pasaportunuzun iki olmasını istiyor. Oldukça basit görevler. alchemy mainnet'te para istiyor. Yani burada tüm gereklilikler her şey yapıyor. Daha sonra cüzdanınıza parayı attığınızda artık cüzdanınızda gözüküyor ve artık bir proje geliştirmek için cüzdana sahip oluyorsunuz. dedim ki buradaki en önemli kısım şifrelerinize hakim olmanız. Mutlaka onun için bu noktaya dikkat edin. Ben sizde tüm linkleri bırakacağım. Siz de buradan cüzdan kurup daha sonra foyset üzerinden, musluk üzerinden test tokenlarınızı alabilirsiniz. Hesapları açtığınızda oluyor. Örneğin Google Cloud'un bile test token almak için yeri var. Mesela Ethereum Sepolia test token için tıklayıp alabilirsiniz. Ben bugün bir kere aldığım için şimdi bana tekrar gönderim bilmiyorum. Ama oldukça basit bir şekilde alabiliyorsunuz test tokenlarınızı. Metamask cüzdanınızı da buraya ekleyip görebiliyorsunuz bekliyorsunuz. Sefolyayı açalım bakalım mesela geldi mi? Hemen gelmiyor ama geliyor. Zaten yoruma bu yazarsanız biz de birbirimize de test token gönderebiliriz. Yani buradan tokunuz geldikten sonra gönder deyip burada adresi yazıp gönderebiliyorsunuz. Veya biri aynı şekilde size gönderebiliyor. İşlemler oldukça basit, karmaşık bir şey yok. Ama sorularınız olursa mutlaka yorumlarda belirt. Ee, gelecek videoda diğer gereksinimleri de anlatacağım. Umarım sizler için de faydalı olur. Gelecek videolarda görüşmek üzere.